Danıştay cinayeti davası bir yıl aradan sonra yeniden Ergenekon kumpası davasıyla birleştirildi. Kabul edilebilir bir durum değil. Bu kararda hukuk, kanun ve vicdan yoktur. 17 Mayıs 2006 yılında yaşanan Danıştay cinayeti davası 13 Şubat 2008'de karara bağlanmış, 6 kişi mahkum edilmişti. Ancak FETÖ'nün Yargıtay'da en etkili olduğu 9. daire verilen kararı 16 Aralık 2008 tarihinde bozdu. Ardından da 2009 yılında dava Ergenekon'la birleştirildi. Devam eden yargılamalar sonucunda Ergenekon davası 2013 yılında karara bağlandı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 2016 yılında Ergenekon diye bir örgüt yoktur diyerek 2013'te verilen kararı bozdu. Yargıtay'ın kararının ardından yeniden Ergenekon davasını gören İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Danıştay dosyasını ayırarak Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bir kumpas oldu ve cemaat tarafından organize edildiği bu davanın anlaşılmasından sonra Yargıtay çok iyi bir gerekçeyle ve tüm ayrıntılarını da belirtmek suretiyle bu davanın Ankara'ya tekrar gönderilmesi ve Ankara'da yargılanması için bir karar verdi. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi ise gelen dosyayı 12 Ocak 2018 tarihinde İstanbul'a tekrar göndermek istedi. İstanbul'daki mahkeme ise kabul etmedi. İki mahkeme arasında yaşanan uyuşmazlık Yargıtay 5. daireye intikal etti. İncelemelerini tamamlayan 5. dairede Danıştay cinayetini örgüt suçu kapsamında Ergenekon davasıyla birleştirme kararı aldı. Cinayetle ilgili adam öldürme ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlamalarının yargılaması ise Ankara'da devam edecek. Kararı değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Yargıtay'ın 2016'da verdiği Ergenekon diye bir örgüt yoktur kararını hatırlattı. Bu karardan dolayı Danıştay cinayetinin Ergenekon'la birleştirilemeyeceğini söyleyen Senem, suikastin arkasındaki örgütün FETÖ olduğunu kaydetti. Ergenekon'la Danıştay davasını birleştiren kişi Osman Yıldırım'dı. Osman Yıldırım, FETÖ'cü polislerin kullandığı bir isimdi. Cinayeti işleyen Alparslan Arslan da Ergenekon davasında FETÖ ile bağını itiraf etmişti. Yargıtay, FETÖ'nün olayla ilgili rolünü karartacak bir karar vermiştir.